Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf coğrafya toprak türlerinden ve toprağın oluşumunu etkileyen faktörlerden soru çözümü yapacağız. Evet, öyleyse başlayalım birinci sorudan. Soru da bana diyor ki, buna göre yukarıda haritada numaralanmış bölgelerde fiziksel ve kimyasal çözümlerin daha fazla olduğu alanlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Fiziksel ve kimyasal çözümede şöyle bir fark vardı. Fiziksel çözümede sıcaklık farkı fazla olacaktı. Çöl ikliminden hatırlayabiliriz demiştim. Çünkü çöl ikliminin özelliklerinin görüldüğü yerde fiziksel çözümme fazlaydı. Kimyasal çözümenin fazla olabilmesi için ise su faktörü gerekiyordu. Yani su yağış alan yerlerde arkadaşlar kimyasal çözümme fazla olacaktı. O zaman bakıldığında soruya suyun nerede fazla olduğunu görmemiz gerekiyor. Evet, bakıyoruz. Kimyasal çözümeye bir kere ekvatordaki noktayı koyacağım. 3 olacak, tamam mı? 3'ün olmadığı gidiyor bir kere. B şıkkı gidiyor. D şıkkı gidiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir de çöl noktası verilmiş bize. Çöl verilmiş. O zaman fiziksel çözünme daha fazladır. Burası da gitti. C şıkkı da gitti. Şimdi tıkanmış olabilirsiniz ama bunları götürdük. Bir nokta dördü de bize nerede vermiş? Hindistan'da vermiş. Muson Asya'sında vermiş. Muson Asya'sı arkadaşlar nedir? Muson Asya'sında şöyle bir durum oluyordu hatırlarsınız. Çok fazla yağış meydana geliyordu. Hatta dünyadaki en fazla yağışı Hindistan'da bir bölge elde etmişti şu zamana kadar. Cherrapunji demiştik. Demek ki burada gerçekten yağış çok fazla meydana geliyor arkadaşlar. Muson rüzgarları sebebiyle muson ikliminin böyle bir özelliği vardı. O zaman orada da kimyasal çözüme fazladır diyeceğim. 3 ve 4'te kimyasal çözüme fazladır dediğim zaman ne oluyor? A şıkkı benim cevabım oluyor. İkinci soruya bakalım. Toprakların horizontları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A horizonunda organik maddeler yer alır. Evet, A horizonu en baştaki horizonda arkadaşlar organik maddeler yer alırdı. B horizonu biriktirme katmanıydı. Yağmur yağardı. Ne olurdu? Biriktirme katmanı olan A'dan akardı. B'ye doğru biriktirme yapardı arkadaşlar. O zaman B'de doğru. C horizonu ana kayayla ayrışmaya başlamıştır. Henüz ana kaya değil tamamen ama toprak da değil. İrili ufaklı parçalar var ana kayadan. O yüzden C horizonu hakkında söylediği de doğru. Toprağın en altında yer alan ve ana kayadan oluşan horizon da D horizondur. En alttaki katmandır. Buna da doğru demiş. E şıkkında D horizonu azonal toprakların yapısı üzerinde belirleyicidir. Hiçbir zaman böyle bir şey söylemedik. O zaman cevabımız E şıkkı olacak. Aşağıda verilen iklim bölgelerinin hangisinde fiziksel ufalanma daha azdır? Yani diyor ki fiziksel olmasın, kimyasal olsun. Sulak bir arazi bul diyor. Sulak bir iklim bul. Su çok olsun. Tundra iklimi baktığımızda kutup lara yakın bir iklim tipidir. Çöl iklimi sıcaklık farkının fazla olduğu iklimdir arkadaşlar. Burada fiziksel ufalanma yaşanır. Ilıman karasal iklimde, burada ılıman da olsa karasal bir iklim söz konusu. O yüzden yine ufalanma yaşanır. Sert karasal iklim aynı şekilde ama ekvatoral iklim yağışın oldukça fazla olduğu bir iklim tipi olduğu için benim cevabım olacak. Evet, devam edelim. Dördüncü soruda diyor ki buna göre bitki türlerinden hangilerinin toprak verimliliğine katkısı daha fazladır demiş. Humus topraktaki canlı unsurlardan oluşur. Ağaç, dal, kök ve yapraklar ile otsu bitkilerin toprağa karışmasıyla humus artar diyor. Humusun fazla olan toprağın verimliliği fazla olur. Toprak verimliliğine katkısı daha fazladır diyor. O zaman hemen düşünüyoruz. Bir kere geniş yapraklı ormanları dahil ediyoruz arkadaşlar. Burada bitki fazladır. Hemen 4'ün olmadıklarını eleyelim. Ya 2 ve 4 diyeceğim ya 3 ve 4 diyeceğim. 3 ve 4 mümkün değil arkadaşlar. Çöl bitkilerinden bahsediyor. O yüzden cevabım 2 ve 4 olacak. Evet. Thank you.
Beşinci soruya bakıyoruz. Azamal topraklara ait kavram haritasında soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Azamal topraklar taşınmış topraklarımdı. Hangisi diyor taşınmış topraklardır aşağıda verilenlerden? Hemen A şıkkına bakıyorsunuz. Regosoller, hatta şöyle demiştik. Volkanik faaliyetler sonucunda ortaya çıkar demiştik. Diğerleri dahil değildi. İşte introzonale ya da zonal topraklara dahil birçok toprak türü verilmiş. O yüzden cevabım benim. Regosol topraklar oluyor. Devam ediyoruz 6. sorudan. Yukarıda verilen toprak türlerinin hangisi bulunduğu yerin iklimi hakkında doğrudan bilgi vermez diyor. Hemen bakalım. Laterit verilmiş arkadaşlar. Tundura, çernezyum toprak verilmiş. Podzol, kolibyal toprak verilmiş. O zaman cevabımız hangisi vermez? Şöyle düşüneceğiz burada. Taşınmış toprak mıdır yoksa normal bir toprak mıdır? Böyle düşünmemiz gerekiyor. Zonal topraklar taşınmış değil, yerli topraklardan biri. Laterit topraklardı. Tundura aynı şekilde zonale dahildi. Çernezyum zonal topraktı. Podzol zonal topraktı ve A, B, C, D katmanlarının hepsi, horizonların hepsi vardı. İklim hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Ama kolivyal topraklar nedir arkadaşlar? Taşınmış topraklardan olduğu için cevabımız kolivyal olacak. 7. soruya bakalım. Aşağıdaki topraklardan hangisi bulunduğu alanda toprak oluşum hızı daha fazladır? Demek istiyor ki kimyasal çözünme daha fazla olacak. Kimyasal çözünmenin daha fazla olması için su gerekliydi. Demek ki suyun olduğu yerde, kimyasal çözünmenin mümkün olduğu yerde arkadaşlar toprak daha hızlı oluşuyordu. Bunu da derslerimizde bahsetmiştik. O zaman hangisinde fazladır? Laterit toprak benim cevabım olacak. Çünkü demiştik ki ekvatoral bölgede ki toprak çeşididir ki ekvatoral bölgenin ne kadar yağış aldığını biliyoruz. Derslerimizde bahsettik bundan. Devam ediyoruz 8. soruyla. Avrupa kıtasında aşağıdaki topraklardan hangisi görülmez diyor. Hangisi görülemez Avrupa kıtasında? Arkadaşlar daha matematiksel koşullar düşünülecek. Daha matematiksel konum bilgisi düşünülecek. Hangisinin görülmediğine dair. Devam edelim. A'da tundura, B'de kahverengi orman, C'de laterit, D'de terra rossa demiş. E'de kahverengi step. Şimdi ekvatoral iklimde görülen toprak tipinin Avrupa kıtasında görülmesi mümkün değildir. Çünkü ekvatorun geçtiği yerlerde görülüyordu. O hangi topraktı? Laterit topraklardı. O yüzden cevabım C şıkkı olacak. 9. soruya bakıyoruz. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kayaçların fiziksel çözünmesinde etkili değildir diyor. Fiziksel ayrışma kayaçların çatlaması, ufalanması ve parçalanması şeklinde gerçekleşir. Kaya boşluklarına giren suların donarak zamanla hacminin genişlemesi, buz çatlatması demiştik buna. Evet, bu vardı. Sıcaklık farklarına bağlı olarak kayaçların ufalanması, çöl iklimi değil mi? Burada da ufalanma vardı. Karstik arazilerde suların kayaçları çözmesi. Bakın, suların kayaçları çözmesi. Su varsa işin içinde fiziksel değil, kimyasal çözünme gerçekleşmiştir. O yüzden cevabım C şıkkı olacak. Evet, 10. soruya bakıyoruz. Buna göre yukarıda haritada numaralanmış yerlerin hangisinde topraklarda tuz ve kireç oranı daha azdır diyor. Yağış miktarının fazla olduğu yerlerde toprak örtüsü fazla yıkanmanın etkisiyle tuz ve kireç bakımından fakirdir. Yani demek istediği şey şu arkadaşlar. Yağmur meydana geliyor. Yağış çok fazla olacak diyor. Yağış çok fazla olunca da toprak yıkanacak. Yıkandığı için de tuz ve kireç aşağı katmana kayacak diyor, akacak aşağıya doğru. O zaman yağışın fazla olduğu yeri bul diyor. Fark ettiyseniz hepsi karasal noktada verilmiş ama bir tanesi yağışlı ekvatorun üzerinde verilmiş. O zaman o benim cevabım olacaktır. Kaldı ki burası çöl, burası da çöl arkadaşlar. Orta Asya'nın içlerinde de var. Amerika'da da karasal bir yer verilmiş.
Devam ediyoruz. Aşağıda verilen hallerden hangisi zonal toprak grubunda yer almaz? Az önce de bunları saymıştık. Aynı şıkları vermiş hemen hemen. Bakalım hemen arkadaşlar. Kolivyal topraklar, laterit, tundra, pozol ve terra rossa verilmiş. Bakıyorsunuz laterit'i zaten zonalde saydık. Tundra da aynı şekilde. Terra rossa da, pozol da. Ama kolivyal toprakları taşınmış topraklarda saymıştık. O yüzden A şıkkı benim cevabım olacak. Aşağıda verilen toprak tipi ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Toprak tipi pozol arkadaşlar. Pozol demiştik ki laterit toprağın tam tersi gibidir. Laterit toprak sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, pozol ise soğuk ve nemli iklim bölgelerinde görülür. O zaman soğuk ve nemli iklim bölgelerinde demiş, yine yapraklı orman örtüsünün altında oluşur. Pozol'e doğru demiş. Hidromorfik taban suyu seviyesiyle alakalıydı arkadaşlar. Yüksek olduğu alanlarda bataklık ve sazlık bölgelerde oluşmuş o toprağa verilen isimli hidromorfik. O zaman B'de doğru. Halomorfiye geliyoruz. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde arkadaşlar, göl tabanlarındaki tuzlu yerlerde biriken tuzlu topraklardır diyoruz halomorfik için. Kolüvyal ise dağlık alanlarda, eğimli yamaçlarda inen yüzeysel suların yamaçlardan taşıyıp yamaçların eteğine biriktirmesiyle iri unsurlar barındıran topraklardır diyor. Kolüvyalları da doğru vermiş. O zaman zaten tek bir cevabım kalıyor. Morenler. Morenleri ise buzullar sebep oluyordu arkadaşlar. Hatta yüksek enlemlerde görülür demiştik morenler için. Ama cevap olarak bize burada demiş ki kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgarların taşıyıp biriktirdiği toprak hangisiydi? Löslerdi. O yüzden cevabım E şıkkı olacak diyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Buna göre yer şekillerinin hangilerinin bulunduğu yerlerde bu topraklara yaygın olarak rastlanır? Hidromorfik topraklar taban suyu seviyesinde yüksek olduğu yerlerde oluşur demiş. Hangilerine rastlanabilir? Bir kere taban seviyesi ovalarına rastlanır arkadaşlar. Bir kere şöyle ki aynı kelime geçiyor içerisinde. O yüzden direkt dördü seçin. Dördün olmadığı gitsin. 2 ve 4 mü? 3 ve 4 mü? Bunu seçmemiz gerekecek. Cevabımız aslında arkadaşlar 2 ve 4'tür. Çünkü delta ovaları da bulunduğu yerler bu topraklara rastlanabilecek durumdur. Çünkü delta ovaları da bir akarsu birikim şeklidir. O yüzden cevabım D şıkkı olacak. Evet arkadaşlar. Burada soru çözümümüzün sonuna geldik. Umarım konu pekişmiştir. Umarım anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.